Arkadaşlar merhaba, Bayinan kanalına hoş geldiniz. Bugün bilgi içerikli, tamamen bilgiye yatırım hani yapma diyorum ya, bilgi dolu bir video paylaşacağım sizinle. Videomuzun 3 tane konu başlığı var. Birincisi staking. Neden bunu staking diye söyledim? Geçen gün Iris Coin'ini paylaşmıştım. Iris Coin'e yapılan staking'i. Böyle yorumlardan birkaç tanesi şeye yazmıştı. Yok matematiğe sığmıyor falan fıstık diye. Daha bugün üçüncü gün, işte iki gün oldu kitleyeli. Bugün üçüncü gün. O gün kitlediğimizdeki değeri zaten video bakıp görebilirsiniz diğer videoya. Şu an değer ne kadardı? Biz üç günde değerden ne kazandık? Bakın bunu göreceksiniz. Yani sermayemiz, oraya kitlediğimiz sermaye değerden ne kazandı? Videonun sonuna doğru analiz videosuna geçtiğimde Iris'in 3 gündeki kazandığı değeri göreceksiniz. Matematiğinizi de ona göre kendiniz yaparsınız. İkinci konumuz bir Telegram kanalımızla ilgili. Telegram kanalımız açılıyor ama böyle sıradan veya hani bildiğiniz Telegram kanallarıyla biraz farklı olacak. Onu da bahsedeceğiz. Üçüncü konumuz yine staking. Bu sefer farklı bir coin'i sadece bir haftalığına kitleyeceğiz. Videomuzun konusu, akışı bu şekilde olacak. Biraz video uzun olabilir. Lütfen sonuna kadar da izleyin. Neden böyle söylüyorum? Bilgiye yatırım yapın diye. Hani bugün alıp da bir saat sonra satmak, yani al sat yapmak tabii ki çok güzel. Ama en değerli yatırım bilgiye yapılan yatırımdır. Ondan bu şekilde söylüyorum. Videodaki bahsedeceklerimin hepsi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil, tamamen bilgi içerikli. Klasik bir cümle söyledim geçelim. Her neyse, şimdi önce şu Iris konusunu bir açalım. Biz iki gün önce, hani beni dinleyenler de Binance'dan, işte kimisi 100 adet, kimisi 1000 adet, 10.000 adet Iris'lerine kilitlediler. Kimisi bir ay, kimisi 90 günde dokunmayacak. Biz 46 kuruştan, 49 kuruştan, 40 kuruştan, 42 kuruşlardan, yani birçok kişi farklı fiyatlardan alıp kilitledi. Bakalım analiz videomuzda, 3 günün sonunda, bugün 3. gün ki daha 1 ayımız ya da işte 90 günümüz var. Ve Iris Coin bu 3 günde ne kadar değer kazandı? Birazdan onu göreceğiz. Bu videodaki, yani bu konuyu özellikle seçtim. Çünkü birkaç kişi yazmıştı, matematiğe sığmıyor. Yok işte bunun matematiği takipçi kaybettirmez gibi ukala birkaç yazı vardı. Bunu özellikle seçtim. Hani ben burada sizlere bilgi paylaşırken, sizlerin hani en değerli yatırım aracıdır bilgi arkadaşlar. Altından da, gümüşten de, dolardan da, her şeyden daha değerlidir. Çünkü edindiğiniz bir bilgi size her zaman para kazandırır. Ve özellikle de sizden şunu rica ediyorum. Hani kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, evet bu benim için teşvik olur. Daha fazla video, daha değerli bilgiler içeren videoları hazırlamış olurum. Çünkü şöyle, bu piyasanın bilgi olarak dibi yok. Sonu yok. Evet şimdi böyle bazen yorumları hani hayal eder gibiyim. Birkaç tane muhakkak çıkacak böyle çok bildiğini düşünen, bilmiş, oraya hemen bilmişçe bir yorumlar da yazabilir. Umursamıyorum onları. Hani ben hiçbir zaman ben bu piyasayı çok iyi biliyorum, uzmanım demedim. Öğrenmeye çalıştım ve hala öğrenmeye çalışıyorum ve diyorum ki hala bilmediklerim var. Yani bu dünyanın, bu kripto para piyasasının bilgi olarak sonu yok. Hani madenciliğinden tutun da al satına trading'ine kadar sonu yok bu işin. Ve ben hiçbir videonun altına böyle bilmişlik taslayarak yorum yapmadım. En böyle basit, en kolay bir bilgiye dahi saygı duydum. Evet şimdi. Evet arkadaşlar şu an evet analize başlayalım. Bakalım 3 gün önce kitlediğimiz irisler şu an ne kadar değerde? Ne oldu? Yani biz değer olarak zarar mı ettik, kayıp mı ettik? Piyasaya falan girmeye gerek yok. Bakın sadece aşağıya indirdiğimde Iris çıkmış. Bakın Iris yükselişe bakın arkadaşlar %55. İçine girelim. 75 kuruşa gelmiş. Biz bunu 45 kuruştan almış olduğumuzda yani sermayemiz hadi %40 olsun ki bu ta 80 kuruşlara kadar çıkıp bir geri çekilme yaşadığı haldeki fiyatı ve daha bu üçüncü günü. Hani ben bu coin'in yatırım tavsiyesi değil ama böyle bir yıl sonra bu fiyatları falan hani kalabileceğini düşünmüyorum. Ki biz sadece bir ay, iki ay, üç ay, dört ay yani üç ay kitledik.
Ve sadece daha kitler kitlemez bakın değerden kazandık. Ve işin püf noktası ne? Diyelim ki 1000 adet kitlediniz ve %20 alacaksınız. Yani 1200 adetiniz olacak. Kitleme sonunda. O 200 adeti de bu değerden alacaksınız. 45 kuruştan almayacaksınız ki. Bunun bir ayda 1 TL'ye çıktığını düşünün. Yani şöyle bir şey kısaca. Bu sadece bir iris coin için geçerli. Yani her coin bunu kazandıracak diye bir şey yok. Ve şu an baktığınızda 1 TL oldu. Hadi 80 kuruş olsun. Hani en kötüsünü, en minimumunu, beklentiyi en küçük tutmayı severim. Ve ne olmuş olacak? Siz 45 kuruştan aldığınızı 80 kuruşa sattığınızda zaten değerden %90 kazandınız. %20 de adetten kazandınız. %110'dan fazla. Nasıl arkadaşlar? Sizce güzel bir matematik değil mi? Hani benim matematiğim herhalde doğru diye düşünüyorum. Bir sermayeyi bir ay kullanmayıp bir ay sonra %105, %110 yapmak herhalde matematik konusunda başarılı olduğumu düşünüyorum. Sonra gelelim arkadaşlar. Telegram kanalını şöyle bahsedeceğim. Benim ne zamandır ve Avrupa'da bir Telegram kanalı var. Ben bunları biliyordum ama öyle girmek, üye olmak, abone olmak kolay değil. Gerçekten kolay değil. Şartları filan biraz ağır, hem maddi hem maneviydi. Ama ben bunu başardım. O Telegram kanalına üye olmayı başardım. Bu kanalın diğerlerinden farkı ne? Şöyle çok 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 iyi analiz yapılan bir kanal. Şimdi Avrupa'da bu işler biraz daha farklı yapılıyor. Biz tabii ki her konuda olduğu gibi kripto para konusunda da baya gerideyiz. Orada işte A coin'i ya da B coin'i, C coin'i grupta paylaşılıyor. İşte örnek vereceğim. Iris'i sallıyorum şu an. Iris 75 fiyat alım diye. Ve herkes bir anda 75 kuruştan hemen direkt bu coin'i alıyor. Coin %4, %5, %6 arttığı anda da yani hedefler hep %5. Hemen direktman satış. Tabi bazen değişebiliyor hedefler. Direkt satış koyuyorlar. Yani coin'i alır almaz satışı zaten giriyor. Satış emrini giriyor. Ve bizim bu Telegram kanalı Binance'ta işlem yapanlar için yani BTC Türk'te işlem yapıyordur veya Paribu'da yapıyordur, Binance'ta yapmak istemiyordur. Ona pek bir faydamız olamaz. Ama Binance'ta işlem yapan veya Binance öğrenmek isteyen olursa zaten benim iletişime geçtiğinde ben hep yardımcı da oluyorum ayrıca. Telegram kanalı bu şekilde tamamen kurulduğunda, tam her şey bittiğinde ben size tekrardan sadece o Telegram kanalıyla ilgili bilgiler yani bir video hazırlayacağım. Örneklerle o videoyu hazırlayacağım. Bakın bu tarihte bu coin yayınlandı. Buradan bu kadar çıktı diye. Ve şimdi gelelim tekrardan yeni bir coin kitlemeye arkadaşlar. Hani bunu belki diğer videoda anlamamış olan veya 7 günlük coin'i görmek isteyen kişiler için bu kitlemeyi yapıyorum. Yine madencilik havuzuna geliyoruz. Bu arada Binance bugün biraz kasabiliyor. Yani belki de benim telefonumdandır onu da bilmiyorum. Çünkü bayağı programdan dolayı telefonum da doldu. Evet madenciliğe geldiğinizde arkadaşlar bakın en altta staking yazar. Diğer staking'de bu çıkmıyor. Çünkü onlar aylık sabit olan staking'ler. Bunlar kampanyalar. Yani önümüzdeki 2 ay 3 ay sonra belki burada EOS'u göremeyebilirsiniz. Dashcoin'inin staking'ini göremeyebilirsiniz. Ben yine buradan Iris'e gireceğim. İşte açması burada biraz sıkıntı olabiliyor. Bu açana kadar hem biraz sohbet etmiş oluruz. Şöyle bir şey hani yine videonun başında da söyledim. Hani lütfen bilgiye yatırım yapın. Öğrenmeye çalışın bu işi. En azından bu şekilde şeyleri öğrenin. Çünkü her zaman şimdi al sat al sat yaparsınız. Tamam belli aralıklarda kazanırsınız. Ama arkadaşlar her zaman al sat yaparak da hani kazanamayacağınız dönemler de olacak. Bunları hep yaşadım. Yani bu kripto para piyasası bir düşüşe girsin. Bir ay hiçbirinize bir kuruş kazandırmaz. Görmüş olduğunuz gibi Iris'in hala %25'lik ama 90'la şeyi doldu. 90'ı dolu, 60'ı da dolmak üzere. İşte şu an LTO coin'i yeni başladı. Iris'in şeyi de yeni başladı staking'i. %7, şey 7 ve 30'luk dilimleri var. Ben 7 günlüğü tercih edeceğim. Şöyle 7 günlük seçtiğinizde size %7 veriyor. 30'u seçtiğinizde %10 veriyor. Tabii yine söylediğim gibi minimum 100 adet. 60 kuruşlarda filan fiyatı bunun bu arada. Böyle büyük bir rakam değil. Yani 100 adet 60 lira gibi bir rakam yapıyor. Buradan hemen 7 günle başlayalım. Siz istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Ben maksimumu tıkladım. Yani bir 500 lira civarı bir rakamı kitleyeceğim. İşte 801 adet. Yapacağınız bu kadar basit. Yani hesabınız varsa Binance'da
Buraya işte bu coin'den almış oluyorsunuz ama öncelikle tabii ki. Hani mesela bende USDT vardı. Bunu yapacağım için işte bir 500 liralık LTO coin'ini aldım. Hazır tuttum videoyu çekeyim diye. Cüzdanımda duruyordu. Buraya geldim. 7 günü seçtim. Max'a tıkladım. Okudum, onayladım. Ve direktmen onaya bastım. Ve gördüğünüz gibi şu an benim coin'im gitmiş oldu. Bu arada bu kullandığım Binance benim eğitim yani ve video için hazırladığım yani kullandığım bir hesap, yani kendi şahsi hesabım değil. Çünkü sonuçta video paylaşıyorum, bilgilerimi paylaşıyorum ister istemez. Ve cüzdan bölümüne geldiğimizde arkadaşlar bakın burada az önce USDT, hani demiştim ya USDT ile aldım diye, hem USDT hem de LTO coin'i vardı. LTO coin'ini kilitlediğim için hesabımdan gitti. Tek sadece USDT kaldı. 7 günün sonunda 8. gün buraya otomatik olarak tekrardan gelecek. Fiyatına da bakalım. Hani görmenizi istiyorum fiyatını. Ki hani bir anlamda da belge niteliğinde olmuş olacak. LTO USDT. 61 kuruşta. Hani 7 günün sonunda 8. gün de bunun da videosunu atacağım. Bakalım biz bu 8'inde kazan 8 günde, yani 7 bitti 8. günde ne kazandık ne kaybettik. 801 adet LTO ile staking'e başladık. %7'si geldi. Ne kadar oldu? Toplam değeri ne kadar oldu? Hepsini görmüş olacaksınız. Kanalıma abone olduğunuz için ve abone olursanız sevinirim, teşekkür ederim. Videonun başında da söylediğim gibi lütfen 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 bilgiye yatırım yapın. Büyük düşünürlerin de söylediği cümle hep buydu zaten. En değerli yatırım bilgiye yatırım. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.